Sayın Cumhurbaşkanı, herkesi darbeci gören Cumhurbaşkanı, hadi 128 milyar doları bir yerine koy bakayım. Şu piyasadan 2-2 al bakayım. Bak bakalım döviz kuru ne olacak o zaman. Şu döviz kuru da 10 lirayı geçtiğin zaman bak bakalım sen ne olacaksın. Şu Mercedes'in var ya hani birkaç milyonluk araca biniyorsun ya Diyanet İşleri Başkanları'yla. Onun bir parçasını ithal edememe gör bakayım. Ha, göreceksin o günleri de göreceksin. Bir taraftan Putin'in kucağından öbür taraftan şeyin Biden'ın kucağında bu memleketi atarak ayakta kalacaksın öyle mi? Sonra da geleceksin buna dertlenmiş generallere vay sen darbecisin. Bunların hesabını verecekler. Ha erken seçim var mı diyorlar. Erken seçim falan yok arkadaşlar. Bu seçim yapamaz çünkü kaybediyor bu. Bu seçim kaybettiği andan da nasıl bir hesap vereceğini söylüyor. Şunu da söylüyorum. Her kim ki bize gelir de ya bunlara hesap sormayın da Tayyip Erdoğan'a bir çıkış noktası gösterin de falan filan derse ben kişisel olarak karşısındayım. Ve bu memleket buna hesap sormayana hesap sorar. Bunlar bitti öldü bunlar. Şu an itibariyle siyasi mort bunlar. Bunların kadavrası geziyor. Kokuşmuş cesetleri geziyor. Çünkü bunların beyni Fethullahçılardı. Beyin gidince beyin ölümü gerçekleşti vücut kokuyor artık. Bunların beyinleri çünkü Fethullahçılardı. Bunlar zaten gidecekler. Biz isteyelim istemeyelim bunlar zaten gidecekler. Ve gittiklerinde de hesap verecekler. Çünkü bıraktıkları enkaz Arjantin'den Yunanistan'dan kötü. Bu millet Afganistan'ın mağaralarına girdiklerinde bunları çıkarttırıp getirecekler. Onlar sanmasın çaldıkları paraları kimlik ve yüz değiştirerek başka ülkelerde hesap hareketleriyle saklayacaklar. Siz daha bakkal muhasebesi tutamıyorken millet uluslararası muhasebe ülkelerini ezberlemişti bile. Sizin o bütün hesap hareketlerinizi, bütün o vergi cennetlerindeki hareketleri, yakınlarınızın ve çantacılarınızın üzerine yaptığınız işlemleri, nakit ve döviz olarak sakladıklarınızı kör kuruşuna kadar getirip bu memlekete teslim edeceksiniz ve öyle bir teslim edeceksiniz ki bir daha hiç kimse bu gariban halkı soymaya cesaret edemeyecek. Bu korkuyla yaşa bakayım şimdi sarayda. Bu korkuyla yaşa. Çünkü ben hesabı soracak yerdeyim. Bir sene, iki sene. Sen de hesabı verecek yerdesin. Bir sene, iki sene.